Evet, iki tane güzide kulübün önemli bir müsabakasıydı. İki kulüp de hedefsizdi. O yüzden zaten bugünkü bu maç saat 1:30'da oynandı. Fakat her iki kulübün de Türk futboluna kattıkları, milli takım yetiştirdikleri oyuncular olsun, Avrupa kupalarındaki mücadeleleri olsun, ligdeki mücadeleleri olsun, kazandıkları şampiyonluklar ya da kupalar olsun, iki tane güzide kulübün karşılıklı müsabakasıydı. Bizim hedefimiz playoff'tu fakat bunu 2 hafta önce yitirmiştik. O yüzden hedefsiz kaldık. Rakibimiz de bu ligden düştü. Onlar da bu ligde kalmak için uğraş verdiler. Fakat onlar da ligden düştükleri için onların da bir hedefi yoktu. Maça iyi başlayan taraf Eskişehirspor kulübüydü. Bizim maç konsantrasyonumuz, isteğimiz başlangıçta çok kötüydü. Bunun da bedelini 6. dakikada kalemizde golü görerek ödedik. 15. dakikaya kadar biz golü bulunca kadar olan dakikaya rakibimizin 2-3 tane daha net pozisyonu vardı. Bunları sonuçlandıramadılar. 15. dakikada biz beraberliği yakaladık. Sonrasında oyunu dengeledik. Devrenin sonuna kadar iki tarafta yine pozisyonlar üretti. Sonrasında maç devrede 1-1 bitti. İkinci yarı oyuncularımıza uyarılarda bulunduk. Ve bunun da karşılığını maça iyi bir başlangıç yaptık ikinci yarıya ve 50. dakikaya kadar hemen iki tane gol atıp maçı 3-1'e getirdik. Rakibimizin direncini kırdık. Bu dakikadan sonra rakibimizin oyun gücü düştü. Oyun tamamen kontrolü bize geçti. Ve sonrasında bulduğumuz iki golle maçı 5-1 kazandık. Bizim için önemli olan tabii bu maçta ilk defa fırsat verdiğimiz oyuncular oldu. Vefa'nın dönüşü oldu. Vefa 6 ay sonra çapraz bağ ameliyatından sonra ilk defa bu maçtan tekrar aramıza döndü. Bu bizim için mutluluk verici bir durumdu. 2004 doğumlu Talha Yakın kaleye geçti. İlk defa o da Bursaspor profesyonel anlamda ilk defa formayı giydi. 2005 doğumlu 16 yaşında Hamza Baran Arıkan da ilk defa yine Bursaspor formasını giydi. Bugün de bu şekilde 3-4 tane Bursaspor formasını ilk defa verdiğimiz oyuncular oldu. Bu anlamda hem skor 5-1'lik hem de genç oyuncularımıza verdiğimiz fırsattan dolayı mutluyuz, umutluyuz. Artık bundan sonra yarından itibaren ligin son haftasında Keçiören'den oynayacağımız, evimizde oynayacağımız müsabakanın hazırlıklarına başlayacağız. Sorusu olan var mı? Teşekkürler. İyi yayınlar.